Beni dinleyen, sesimi duyan bütün sevdiklerime, dostlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma, hatta bize zulmeden zalimlere bile selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi sunuyorum. Ayasofya bizim de bir idealimizdi. Türkiye'de Müslümanlık mayasıyla yorulmuş herkesin Ayasofya'nın cami olması en büyük ideali olmuştur. Ben böyle bir babanın çocuğuyum ve o gün yetiştiğim, neşet ettiğim toplum içerisinde büyük tanıdığım ne kadar insan varsa, fikir adamı, kültürü olan, aydın veya din adamı, vaiz, müftü, Necip Fazıl'dan Cemil Meriç'e kadar, Nurettin Topçu'ya kadar. Hep bunlar Ayasofya'nın cami olması idealiyle bizlere telkin ettiği bu idi. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri siyasetçilerin ayağına gitmediği halde hem de kendine zulmeden ve sonra bir çöp arabasıyla cenazesi götürülen İçişleri Bakanı, o zamanki Namık Gedi'ye bizzat giderek teklif ettiği üç şeyden bir tanesi Ayasofya'nın cami olarak açılması hususudur. Bizler de bu ruhla büyüdük ama böyle bir zalim tarafından caminin açılabileceğine hiç ihtimal vermezdik. Bu mevzunun geniş tahlillerini başka zamanlara havale ederek yer yer anlattığım mevzular da var. Fakat o gün Cuma'da hutbe okuyan Ali Erbaş'a sormak istiyorum. Vakıf vazgeçilmezdir. Vakıf hukuku çiğnenilemez. Elbette doğru. Vakfeden vakfiye namedeki şartlar neyse o şartlara göre vakıf kıyamete kadar korunmalıdır. Devletin de birinci vazifesi budur. Amenna. Fakat ey Ali Erbaş, belli bir bahane ile, o bahaneyi üreten de kendileridir. Bunda hiç şüphe yok. Tarih bunu aydınlatacaktır. Öyle Hoca Efendi'nin filan darbe yaptığı asla ve kat'a bahis mevzu değildir. Darbeden kim faydalandı ise darbeyi yapan, yaptıran odur. Ve bu arada yüzlerce, binlerce vakfa el konuldu. Malları işgal edildi. Dernekler işgal edildi ve bunlar yağmalandı. Bunların da listesi internet sitelerinde, resmi gazetede var. Şimdi Ali Erbaş'a madem kendini fetva makamında görüyor, bir soru sormak istiyorum. Bu kadar vakıflara el konulurken malları vakfedenin vakfetme şartlarına uygun olmanın dışında bir şekilde tarumar edilirken sizler neredeydiniz? Bu vakıflara zulmeden zalimlerle beraber değil miydiniz? Hizmet hareketine veya başka güzel hizmet yapan vakıflara el koyanlar da aynı bahsettiğiniz hutbede lanete maruz kalırlar mı? Kısaca bunu soruyorum Ali Erbaş'a. Başkan da diyemiyorum, din adamı da diyemiyorum. Siyasetin kuyruğunda bakıyorum. Soruma cevap verirseniz mutlu olacağım. Ve bunu bütün millet adına, ümmet adına size soruyorum. Elbette vakfa tecavüz eden, o vakfa, vakfı kim kurduysa, vakfiyanamesindeki şartlara uyulmadıysa onlar lanete maruz kalacaklardır. Bir Allah dostu veli zalim bir adama beddua etmek istemiş. Ya ben ne yapsam da bu adamı perişan edebilirim diye düşünürken ona demiş ki vakfın malından sana böyle bir şey yediririm de sonra dünyan da gider, ahiretin de gider demiş. Elbette doğrudur. Ama yüzlerce vakfa el koydunuz. Mallarını tarumar ettiniz. İnsanları hapse attınız. Bu kadar zulmün arkasında acaba sizler de aynı lanete maruz kalacak mısınız? Akıbetinizin ne olacağını düşünüyorsunuz? Tarihte bunun hesabını verebilecek misiniz? En nihayet Allah huzurunda o vakıfta çalışanların
sizin aleyhinizde davacı olmaları karşısında nasıl davranacaksınız? Bunları merak ediyorum. Şimdilik bu kadar.